Değerli dostlar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yeni bir bölümde karşınızdayız ve yine Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile kalbini sevdireceğiz. Bugün de kalbimizle ilgili yaptığımız bir tedavi şeklini size anlatmak istiyorum. Evet, nadiren uyguladığımız, çoğu kimsenin bilmediği, hatta çok korktuğu bir şey. Düşünün, bir ritim bozukluğunuz var, sıkıntınız var. Doktora gittiniz ve doktor size dedi ki, size şok uygulayacağım, elektroşok uygulayacağım. Gerçekten panik oluyorsun, ne yani, vücuduma elektrik mi verecek, nasıl olacak vesaire diye korkabiliyoruz. Gerçekten hani bizim sıklıkla bazı ritim bozukluklarında uyguladığımız bir elektroşok tedavisi var. Bu elektroşok gerçekten bazı durumlarda kişiyi hayata bağlıyor. Ne zaman hayata bağlıyor? Özellikle kalp krizlerinde, genç yaşlarda olan kalp krizinde ölümcül ritim bozuklukları, ventriküler taşikarditi bir ismi ya da fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğu oluştuğunda bunların normale dönmesi sadece elektroşokta oluyor. Yani o dönemde siz elektroşoku uyguladığınızda gerçekten ritmi direkt sağlayabiliyorsunuz ve kişiyi hayata bağlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz cihaz var, kaşıklar var, işte göğüse koyuyorsunuz, ikisini aynı anda belli bir enerjiyle şok vererek ritmi normale çeviriyorsunuz. Bu acil şartlarda yapılan bir şey. Hatta özellikle yurt dışında çoğu yerde böyle otomatik elektroşok veren bazı cihazlar var. Hani hekime ulaşılamadığında özellikle bazı toplu gösterilerin vesaire olduğu yerlerde okullara koyabiliyorlar, şey yapabiliyorlar. Böyle bir sıkıntı olduğunda mesela bunun bantları var, elektrotları bağlıyor, ritim bozukluğunu tanıyor. Eğer ritim bozukluğu varsa şok verebiliyor. Yani otomatik böyle cihazlar var. Peki, acili bir tarafa bırakalım. Gerçekten acil elektroşok ambulanslarda veriliyor ya da acil servislerde çok veriliyor. Ya da mesela biz anjiyo sırasında, balon stent sırasında biliyorsunuz biz işlemlerimizin hepsini lokalle yapıyoruz. Sadece el bileğinden giriyoruz, el bileğinden küçük bir anestezi yapıyoruz. Ondan sonra biz hastalarımızla konuşurken anjiyoyu da yapıyoruz, balon stent işlemini de yapıyoruz. Sürekli soruyoruz, sıkıntın var mı, şikayetin var mı, yok mu diye. Ama bazen damarla uğraşırken birden bir ritim bozukluğu gelişebiliyor. Ve hasta bir anda ne olduğunu bakıyoruz, hasta kendini kaybediyor tabii. Onda hemen ne yapıyoruz? Elektroşok veriyoruz. Hasta bir kendini, hocam bana ne oldu falan diyor. İşte maalesef bizim bu ritim bozuklukları özellikle balon stent işlemlerinde ciddi ya da kalp yetersizliği olanlarda işlem yaparken oluşabiliyor. Peki, acil durumlar dışında da bizim verdiğimiz bazı şok tedavileri var mı? Var. Bu şok tedavisini kimlere veriyoruz? Özellikle atrial fibrilasyon ya da flutter olan bazı ritim bozukluklarında biz bu şok tedavisini yapabiliyoruz. Daha önceden bahsetmiştik. Felç eden ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon. Gerçekten yaşla beraber artan ve özellikle 65 yaş üzerinde sık gözlenen bir ritim bozukluğu, felce meyil eden bir ritim bozukluğu ve gerçekten oluştuğunda da hayat kalitesini çok bozan bir ritim bozukluğu. Çünkü kalbiniz çok hızlı bir şekilde hızlanıyor, yavaşlamıyor, etmiyor. Gerçekten sizin egzersiz kapasitenizi bozuyor, bir sürü şey yapıyor. Ve bunlarda biz ne yapıyoruz? Öncelikle kalbi bir muayene ediyoruz. Çoğunluğunda endoskopik eko dediğimiz bir T-eko yapıyoruz. Kalbin içerisinde bir pıhtı varlığı var mı yok mu onundan emin olduktan sonra bu ritim bozukluğu için anestezi eşliğinde biz şok tedavisi veriyoruz. Ve gerçekten özellikle bu şok tedavisi kalpte aşırı büyüme olmayan kişilerde çok da iyi bir cevap veriyor ve ondan sonra ritmini normale çevirip kişi normal ritimle gidebiliyor. Yani bu elektroşok tedavisi bir acil durumlarda kişiyi hayata bağlıyor. Bazı durumlarda da bu atrial fibrilasyon flutter dediğimiz bazı durumlarda da ne yapıyor? Kişinin hastalığın ilerlemesini engelli oluyor ve kişinin yaşam kalitesini düzeltiyor. Burada temel olay şu, hani bu elektroşokun vücuda bir zararı var mı? Yani insanlar korkuyorlar, ediyorlar. Tabii şöyle bir durum var. Biz bu elektroşoku uygularken sonuçta bir elektrik enerjisi veriyoruz ve özellikle elektroşok verilen bölgede bazı yerlerde biz ne yapıyoruz? Islak pedler kullanıyoruz. Islak ped dışında da bazı yerlerde jel kullanıyoruz. Yani siz bunları kullanmadığınızda cildi yakabiliyorsunuz. Bir yanık riski var. O açıdan mutlaka jelin ve bu ıslak pedlerin kullanımının çok iyi olması lazım ki herhangi bir yanma durumu ortaya çıkmasın. Diğer bir nokta da şu, atrial fibrilasyon dediğimiz durumlarda mesela bu şok verme sırasında ritim normale dönerken
kalbin içerisinde bir pıhtı varsa bu pıhtı yerinden oynayabiliyor. Bir emboli felç riski oluşabiliyor. Bunu da minimale indirmek için ne yapıyoruz? Öncesinde bir T-ECO dediğimiz endoskopik ekokardiyografi yapıyoruz. Kalbin içerisinde pıhtı varlığı yok mu? Onu net bir kontrol ediyoruz ve buna da yetinmeyip işlem öncesi bir de kan sulandırıcı yapıyoruz. Kan sulandırıcı yapıyoruz ki bu minimale indirelim. Bazı durumlarda ne oluyor? Mesela ritim bozukluğunu siz hızlı atıyor, siz şok veriyorsunuz, ritmi normale çevirdiniz. Çok düşük bir ritim alttan çıkabiliyor bazı durumlarda. Bu sefer düşük ritimle de bazen mücadele etmek gerekebiliyor ama o birazcık bizim için daha iş zor değil. Önemli olan burada hani hedeflediğimiz ritme ulaşmak. Çünkü herkeste de aynı sonucu vermeyebiliyor. Yani bazı kişilerde biz şok tedavisi verdiğimizde ritim eski halinde de kalabiliyor. Bu sefer farklı tedaviler uyguluyoruz. Mesela buna cevap vermeyen atrial fibrilasyon hastalarında ablasyon dediğimiz yakma tedavileri farklı tedavilerde uygulanabiliyor. Ama elektroşok gerçekten bizim özellikle ritimle uğraşan kişilerde, ritim bozukluğu olanlarda bizim tercih ettiğimiz bir tedavi şekli ve bunu duyduğunuzda panik olmayın. Yani bu rutinde kullanılan tedavi şekillerinden bir tanesi. Peki nasıl etki ediyor onu da kısaca bir söyleyeyim. Biliyorsunuz vücudun aslında bir kalbin elektriksel aktivitesi var. Yani normal bir noktadan sürekli sinyal çıkıyor ve o sinyal kalbe yayılıp kalbin kasılmasını sağlıyor ve bu sinyal düzgün olarak çıkıyor. O noktadan sinyal çıkmayıp kalbin başka yerlerinden sinyal çıktığında işler karışıyor, işte ritim bozuklukları çıkıyor. Aslında verdiğimiz elektroşok da o sinyal mekanizmasını normale çevirmiş oluyoruz. Yani oradaki orada da bir elektrik akımı var düşük de olsa biz onu normale çevirmiş oluyoruz ve ritmin normal bir şekilde atmasını sağlıyoruz. Ama özellikle acil durumlarda, kalp krizlerinde, ölümcül ritim bozukluklarında gerçekten elektroşok bizim için çok ama çok kıymetli, kişiyi hayata bağlıyor. Şu anda ülkemizde de özellikle bazı noktalara otomatik kardiyoverter dediğimiz bu ritim bozukluğunu tanıyan ve gerektiğinde çok veren cihazlar da konulmaya başlandı. Bu cihazların konulmasında ki amaç şu, oraya ambulans yetişinceye kadar, doktor yetişinceye kadar erken dönemde kişide bir ritim bozukluğu vesaire olmuşsa bunu saplayıp şok vermesi. Yani biz bu bahsettiğim cihazı kimlere bağlıyoruz? Hani ya ben bir bağlanayım şuna, bir ritim bozukluğum var mı yok mu? Değil. Bayılanlarda. Kişi bayıldı. Orada hani baygınlık var, kalbi durdu mu durmadı mı bilmiyorsunuz, ritim bozukluğu var mı yok mu bilmiyorsunuz. Tür durumlarda eğer öyle bir cihaz varsa ambulans ya da doktor gelinceye kadar onun eğitimi alan kişi ne yapıyor? Onun pediklerini bağlıyor. Bağladıktan sonra cihaz ritmi analiz ediyor ve gerçekten ölümcül bir ritim bozukluğu varsa ne yapıyor? Hemen şoku veriyor. Kişiyi orada hayata bağlıyor. Yani bu cihazların kullanımı gerçekten yurt dışında oldukça yaygın. Türkiye'de de zamanla daha çok kullanacağını ben düşünüyorum. En azından gerçekten kişiye vakit kazandırıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Kalp durduğunda, kalp ritim bozukluğuna, ölümcül ritim bozukluğuna girdiğinde, kasılma bozulduğunda siz çok erken dönemde müdahale etmek zorundasınız. Özellikle 10 dakikadan daha fazla geç kaldığınızda gerçekten vücut ciddi oranda, özellikle beyin ciddi oranda zarar görüyor ve ondan sonra sekeller kalıyor maalesef. Bu tür ciddi ölümcül ritim bozukluklarında erken müdahale çok ama çok önemli. Ve elektroşok da bizi hayata bağlayan bir tedavi şekli. Evet, bu şekilde bugünkü programımızda sonuna geldik. Daha önce bahsetmediğim tedavi şekliydi. Gerçekten ritim bozukluklarında kullandığımız, acilde bizi gerçekten kişiyi hayata bağlayan bir tedavi şekli. Bunu yaşayanlar bilir. Çünkü o ölümcül ritim bozukluğu geldiğinde kaybediyorsunuz kendinizi. Şok sonrası kendinize geldiğinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya göğsünde bir yanma var aslında o aldığınız elektroşokun. Ama sadece acil durumlarda biz elektroşoku kullanmıyoruz. Bazı ritim bozukluklarının tedavisinde de kullanıyoruz. Son olarak da özellikle yoğun bakımda mesela kişide farklı bir ritim bozukluğu oluştu. Ritim bozukluğuna ilaç cevap vermedi. Ne yaptınız? İlaç, her türlü ilacı kullandınız. Artık tansiyonu düşürmeye başladı. Mesela supraventriküler taşikardinin farklı ritim bozuklukları var. Bunlarda da ilaç tedavisine cevap vermeyen durumlarda şok tedavisine başvurulabiliyor. Evet, umarım siz sağlıklı yaşarsınız ve bu elektroşok tedavisine ömrünüzde karşınıza çıkmaz. Ama olur da karşınıza ciddi bir ritim bozukluğu vesaire bir şey çıkarsa da umarım
bu şok cihazına çok ama çok yakın olursunuz ve hayata bağlanırsınız diyoruz. Bu şekilde bugünkü programımızın sonuna geldik. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz.